Mutlu günler, mutlu hafta sonları. Güne yansıyan ilk haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Meclis Başkanlığı seçiminin 5. turunda 23 kabul, 25 ret oy almasının ardından başkanlığı kazandığını ilan eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT'ye konuştu. Töre, başsavcılıkta yazılı görüş istedim, hukuk dairesinin vereceği görüşü herkesin kabul etmesi gerekir dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimi sonucuyla ilgili BRT'ye açıklamalarda bulundu. Töre, 5. tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu kullanıldığını anımsatarak meclis iç tüzüğüne göre kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını ifade etti. Daha önce sözlü olarak birçok hukukçudan görüş aldığını, iç tüzüğün 10. maddesinin tek aday olması nedeniyle sadece kabul oylarına bakıldığının kendisine iletildiğini belirten Töre, bugün de başsavcılıktan yazılı görüş istedim. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk dairesinin vereceği sonucu herkesin kabul etmesi gerekir, dedi. Bana göre bu seçim kazanılmıştır vurgusu yapan Meclis Başkanı Töre, şu anda görevde olduğunu anımsattı. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenef'e gelinilen aşamayı BRT'ye değerlendirdi. Özdenef'e başsavcılık görüşünü beklediklerini belirterek görüşün gelmesiyle birlikte daha net bir çerçeve ortaya çıkabileceğini söyledi. Başsavcı görüşünün karar olmadığını, konunun meclis gündemine geleceğini belirten Özdenef'e pazartesi gününden itibaren daha net konuşulabileceğini ifade etti. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenef'e BRT'de yayınlanan 18. saat programında mecliste son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bu konu hukuk dairesinde görüş alınması gereken bir konu değildi bence. Onu öncelikle ifade edeyim. Ha, meclis başkanının hukuk dairesinden görüş alma hakkı var mı? Elbette vardır. Yani hukuk dairesi sonuçta devletin ve meclisin hukuk danışmanıdır. Dolayısıyla hukuk danışmanının vereceği görüş elbette önemlidir. Ama hukuk danışmanının vereceği görüş nihai değildir. Başsavcılık mahkeme değildir. Bu tip meselelerde görüş ayrılığı, görüş farklılığı olursa aslında özel hayatımızda da bir hukuk avukatımız olabilir. Görüşünü beğenmezsek o görüşe uymak zorunda diyebiliriz. Elbette hukuk dairesinin vereceği görüş önemli olmakla birlikte nihayetinde bir görüştür. Ve bu hukuk dairesinin ne olacağını da bilmiyoruz görüşün bu arada. Ne olursa olsun hukuk dairesinin görüşü nihayetinde mecliste bu konu değerlendirilecek. Ve meclis genel kurulu kendi görüşünü ortaya koyacaktır. Ha, bu görüşün 23-25'te büyüktür gibi bir görüşün gelmesi beni şaşırtır, onu söyleyeyim. Ve 23-25'ten büyüktür diye bir irade suni bir irade mecliste pazartesinden itibaren ortaya çıkarsa da bu da artık çok daha kaotik bir noktaya götürür. Meclisin tamamlanmadığını, sadece oturumun kapatıldığını belirten Özdenef'e, yaşananların sadece Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin suçu olmadığını söyledi. Özdenef'e erken seçimin kaçılmaz olduğunu da ifade etti. Pazartesi günü mecliste olacaklarını, bir istişare olabileceğini belirten Özdenef'e, şu an için gündemlerinin başsavcılık görüşünün beklenmesinin olduğunu söyledi. Sayın seyirciler, Ulusal Birlik Partisi Merkez Teşkilatları ve 6 ilçe başkanından Genel Başkan ve Başbakan Üstel'e tam destek açıklaması geldi. Açıklamada liderimize ve partimize yönelik her saldırıya karşı dimdik ayaktayız. Ulusal Birlik Partisi'ni hedef alanlar karşısında bizi bulur dedi. Ulusal Birlik Partisi Merkez Teşkilatları, Genel Sekreter Oğuzhan Hasiboğlu ve 6 ilçe başkanından Genel Başkan ve Başbakan Üstel için destek açıklaması yapıldı. Açıklamada Ulusal Birlik Partisi olarak Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'in liderliğine yönelik tam desteğimizi bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Sayın Üstel'in yürüttüğü yapısal reformlar ve dev projeler yalnızca bugünü değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendiren sağlam temelleri atmaktadır. Bu süreç partimizin ve ülkemizin kalkınması için kritik bir dönüm noktasıdır. Ne yazık ki bu başarıları gölgelemeye çalışan bazı odaklar ve çevreler bulunmaktadır denildi. Açıklama şöyle devam etti. Şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki Ulusal Birlik Partisi olarak bu tür provokasyonlara ve yıpratma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Partimize ve liderimize zarar vermeye yönelik her türlü girişimi yakından takip ediyor ve bu girişimlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz.
Ulusal Birlik Partisi birliğini ve liderini hedef alan her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde savunmasını sürdürecektir. Her kim ki Ulusal Birlik Partisi'nin başarılarını engellemeye çalışıyorsa sadece partimize değil halkımızın geleceğine de zarar vermeye çalışmaktadır. Biz bu tür oyunların farkındayız ve kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Güçlü Ulusal Birlik Partisi, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedefimiz doğrultusunda yolumuzdan sapmadan halkımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak bu başarıları gölgelemeye, partimizi ve liderimizi yıpratmaya çalışan çevrelerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini gayet net farkındayız. Partimize ve liderimize zarar vermeye çalışanlara gereken cevabı en net ve kararlı şekilde vereceğiz. Ulusal Birlik Partisi olarak bu tür yıpratma girişimlerine karşı asla boyun eğmeyecek ve her türlü spekülasyonun karşısında dimdik duracağız. Ulusal Birlik Partisi'nin birliği ve gücünü hedef alanlar karşılarında güçlü ve kararlı bir şekilde bizi bulacaktır. Bu zorlu süreçte Sayın Üstel'in liderliğinde halkımızın ve devletimizin çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi 49. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı Rauf Raif Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük Anıt mezarlarına çelenk koydu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP'nin 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel, Özgürlük Mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük'le kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarında ziyaret etti. Üstel'e UBP Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Asipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Gazi Mausa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gine İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ve Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan eşlik etti. Bu arada daha önce bu akşam Lefkoşa'da yapılacağı duyurulan Ulusal Birlik Partisi kuruluş yıl dönümü resepsiyonu Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının uzaması nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesajlar da yayımlandı. Tatar mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik roller üstlenen bu değerli parti, bugün de aynı kararlılık ve azimle kutsal göreve devam etmektedir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi. Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın siyasal ifadesi olarak bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. UBP'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm isimleri saygıyla selamlıyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları tarafından 11 Ekim 1975'te kurulan Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesini devralarak parlamenter sistem ve demokratik yapımız içinde ülkemizin her alanda kalkınmasına öncülük etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik roller üstlenen bu değerli parti, bugün de aynı kararlılık ve azimle kutsal göreve devam etmektedir. Siyasal yaşamımızda ve milli davamızda temel taşı olan UBP, bugün de bu görevini başarıyla sürdürmektedir. Büyük bir onurla genel başkanlığını yaptığım Ulusal Birlik Partisi'nin ayrıca kurduğu hükümetlerinde milletvekili, bakan ve başbakan olarak görev yaptım. Beni cumhurbaşkanlığına aday gösterip halkımızın takdiriyle cumhurbaşkanı seçilmemde büyük katkısı olan bu onurlu partinin nice yıllar boyunca başarılarını sürdürmesini gönülden temenni ediyorum. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Üstel mesajında Ulusal Birlik Partisi'nin köklü geçmişinden aldığı güçle çağdaş, Atatürkçü, laik, yenilikçi ve vizyoner çizgiden sapmadan zaferden zafere koştuğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmiş tüm büyük reformlarla projelerin mimarı olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi 49. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simgesi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ruhunun siyasal ifadesi olduğunu ve 49 yıllık bu süreçte Kıbrıs Türk toplumunun devlet sahibi bir halk olma yolculuğuna da önderlik ettiğini belirtti. Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin devlet kuran ve devleti yaşatma azmini yüreğinde taşıyan kahraman Kıbrıs Türk halkının partisi olduğuna işaret ederek, Ulusal Birlik Partisi Türkiye ilişkilerini finansal değil yaşamsal gören, anavatan Türkiye ile sevgiye, saygıya ve güvene dayalı ilişkilerin, Anadolu halkıyla kurulan sarsılmaz gönül köprülerinin geliştirilmesine katkı sağlayan partidir dedi. Ulusal Birlik Partisi'nin kendini Türk milletinin tartışmasız bir parçası sayan, kardeş Türk devletleriyle geliştirilmeye başlanan ilişkilerin hak ettiği seviyeye yükselmesi için canla başla çalışan parti olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel şunları kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Türkiye ile ortak şekilde savunduğumuz iki devletli çözüm vizyonunun savunucusudur. Ulusal Birlik Partisi halkımızın ve devletimizin varlığının, egemenliğimizin, özgürlüğümüzün, adadaki ve mavi vatandaki hak ve çıkarlarımızın yılmaz koruyucusudur. Ulusal Birlik Partisi halkımızın refah ve mutluluğunun demokratik ve sosyal kazanımlarının teminatıdır. Ulusal Birlik Partisi bu ülkede yapılmaz denen reformları yapan, bitirilmez denen projeleri bitiren, hayal eden yeni ve büyük hedefleri gerçekleştiren partidir. Partinin 49 yıllık şanlı bir tarihe sahip olduğunu, kendisini yıpratmaya, birliğini bozmaya yönelik tüm girişimlere karşı beklentileri hep boşa çıkardığını, üyelerinin sarsılmaz sadakatiyle bu süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını ve ayakta kalmayı hep başardığını belirten Üstel şu ifadeleri kullandı. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de Ulusal Birlik Partisi'nin gücünü azaltmak, parti içi birliğini bozmak ve Ulusal Birlik Partisi'ni başarısızlığa mahkum etmek isteyenler vardır. Ancak bilinmelidir ki Ulusal Birlik Partisi birdir, binlerce üyesiyle tek yürektir. Kol koladır ve omuz omuzadır. Ve bilinmelidir ki Ulusal Birlik Partililer bir ve birlikte olduğu sürece kimsenin gücü Ulusal Birlik Partisi'ni bölmeye yetmez ve yetmeyecektir. Biz güçlü olduğumuz sürece Kıbrıs Türk halkı da birlik içinde ve güçlü biçimde çok daha güzel bir geleceğe olan yolculuğumuza devam edecektir. Biz birliğimizi koruduğumuz sürece, biz değerlerimizle şekillenen inandığımız yolla yürüdüğümüz sürece, yeni ve büyük hedeflere sarsılmaz bir cesaretle yürüdüğümüz sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de çok daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu arada daha önce bu akşam Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in ev sahipliğinde düzenleyeceği duyurulan Ulusal Birlik Partisi kuruluş yıl dönümü resepsiyonu Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının uzaması nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının uzaması nedeniyle bu akşam yapacağımızı açıkladığımız Ulusal Birlik Partisi kuruluş yıl dönümü kutlamalarını ileriki bir tarihe ertelemiş bulunuyoruz. Kutlama tarihimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla yeniden paylaşacağız bilgisini paylaştı. Üçüncü Cumhurbaşkanı Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Doktor Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Eroğlu mesajında, Ulusal Birlik Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak devletimizin tanınması ve uluslararası alanda yerini alması mücadelesini başarıyla sürdüreceğine olan inancını dile getirdi. 3. Cumhurbaşkanı UBP Onursal Başkanı Doktor Derviş Eroğlu, UBP'nin 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi. Ulusal Birlik Partisi, İngiliz koloni idaresi döneminde başlayan Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük, egemenlik, kendi devletimizi kurma, yaşatma ve yüceltme mücadelesinin siyasal partisidir. Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs adasında kendi kimliği, aidiyeti, tarihi ve değerleriyle yaşamak kararlılığında olan halkımızın gerçek sözcüsü ve temsilcisidir.
Partinin şaşmaz hedefleri Atatürkçü çizgide ilerlemek, Kıbrıs Türk halkının çağdaş refah ve kalkınmışlık düzeyini yakalamasını sağlamak, devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için her türlü çabayı göstermek, kopmaz bağlarla birbirimize bağlı olduğumuz ana vatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir. İlk günden beri içinde bulunduğum Ulusal Birlik Partisi'nin 49 yıllık yaşamında pek çok kalıcı eser, hizmet vardır ama asla devletimizi, milletimizi, egemenliğimizi, güvenliğimizi sıkıntıya sokacak hata yoktur. İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak önümüzdeki süreçte bir yandan devletimizin tanınması ve uluslararası alanda yerini alması mücadelesini başarıyla sürdürürken, diğer yandan da gerekli reformları yaparak devleti daha etkin ve verimli olarak çalıştıracak, gençlerimizin istihdam sorununu çözecek, gelir dağılımındaki sıkıntıları giderecek, ülkeyi güçlü bir kalkınma sürecine sokacaktır. Bunun için partinin birlik beraberlik içinde olması, parti içi diyaloğa ve karşılıklı sevgi saygıya özen gösterilmesi, partinin tarihi görevlerinin bilinci içinde hareket etmesi, halka kulak verilmesi şarttır. Ulusal Birlik Partisi'nin 49. yaşını candan duygularla kutlar, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan ve aramızda olmayan tüm UBP'lileri rahmetle anar, aramızda olan tüm kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla kucaklarım. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, Ulusal Birlik Partisi'ne gönül veren tüm üyeler, teşkilatlara ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek Ulusal Birlik Partisi'nin 49 yıllık gururlu yürüyüşünü daha da ileriye taşıyacaklarına inanç belirtti. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP'nin 49. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Hasipoğlu, son günlerde Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan kişisel hırslar, siyasi hesaplar ve ben yoksam UBP'de olmasın zihniyetini anımsatan bazı hareketler yüzünden parti grubunun gösterdiği adayların seçilemediğini, meclis başkanlığı seçiminin uzadığını ve kuruluş yıldönümü resepsiyonunun ertelendiğini söyledi. Mecliste yaşadığımız bir meclis başkanlığı krizi var. Bunu da gelecek hafta içerisinde aşmayı planlıyoruz. Meclis çalışmalarının uzamasından dolayı bu akşamki etkinliğimizi ileriki bir tarihe erteledik. Ulusal Birlik Partisi olarak 6 ilçe başkanımızla birlikte, ben de genel sekreter olarak genel başkanımıza tam desteğimizi yineledik. Bugünkü yaptığımız toplantıyla ve genel başkanımızla birlikte bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel'in %66'lık bir destekle tamamladığı kurultayın ardından ortaya koyduğu iyi niyet, yapıcı tutum ve diyalogla konulara çözüm getirme girişimlerini boşa çıkarmaya yönelik davranışları reddettiklerini belirten Hasipoğlu, parti ve üyelerin bunu hak etmediğini kaydetti. Hasipoğlu, tüm vekillerin şu an oturdukları makamlara UBP'lilerin oylarıyla getirildiğini ve vekillerin en asli görevinin meclisi çalıştırıp halk için yasa yapmak olduğunu, bunun sadece UBP'lilerin görevi değil, ana muhalefet ve bağımsız vekillerin de görevi olduğunu hatırlattı. UBP'lilerin kişileri o makamlara getirdiği gibi günü geldiğinde o makamlardan almayı da iyi bildiğini vurgulayan Hasipoğlu, tarihimiz bunun pek çok örneğiyle doludur. Lakin her ne olursa olsun kol kırılır, yen içinde kalır ve UBP yoluna birlik içinde devam eder ifadelerini kullandı. Hasipoğlu, partiyi böylesi suni siyasi krizlerle mahkum etmeye çalışanların büyük bir yanılgı içinde olduklarını artık anlamaları gerektiğini, hiç kimsenin ve hiçbir mevki sahibinin UBP'den büyük olmadığını kaydetti. Hasipoğlu mesajında, bugün erken seçim için nara atanların iktidar koltuklarına oturdukları gün, tünelin ucunda ışığı göremiyorum deyip istifa ettikleri günleri bizler çok yaşadık. Bu vesileyle UBP'ye gönül veren tüm üyelerimize, teşkilatlarımıza ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür eder, UBP'nin 49 yıllık gururlu yürüyüşünü birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunarım ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanlık Divanı seçimi sırasında yaşananların hukuk meselesi değil, meşruiyet meselesi olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Özersay, yaşananların ardından hukuksal tartışmaya girmenin anlamsız olduğunu savundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanlık Divanı seçimine ilişkin açıklama yaptı. Özersay açıklamasında, mesele hukuk meselesi değil, meşruiyet meselesidir. Siyasi ahlak meselesidir. Bu saatten sonra hukuksal tartışmaya girmek tamamen anlamsızdır ifadelerini kullandı. Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, meclisteki muhalefet milletvekillerine bunu da sineye çekecek misiniz sorusunu yöneltti. Açıklamasında, en baştan itibaren böyle bir yapıya hükümet muamelesi yapılmaması gerekirdi. Bu rezillikler normalleştirilmemeliydi ifadesini kullanan Özersay, zorlu töreye meclis başkanı muamelesi yapılıp yapılmayacağını sordu. Öyle olması durumunda bundan sonra mecliste yasaların gerekli oy çoğunluğu olmasa da geçeceğini, meclisin yeterli çoğunluk olmasa da açılacağını ve muhalefet milletvekillerinin tam anlamıyla seyirci konumuna düşeceğini savunan Özersay, bu durumun yeni meclis binasında yaşanacağını kaydetti. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, meclis başkanlığı seçimiyle ilgili başsavcılık görüşünün bağlayıcı olmadığını belirtti. 23'ün 25'ten büyük gösterilemeyeceğini ifade eden Çeler, iç tüzük açıktır, vekillerin çoğunluğunun istemediği bir aday meclis başkanı seçilemez dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, meclis başkanlığı seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çeler, meclis iç tüzüğünün gayet açık olduğunu ve bu tüzük yapılırken murad edilenin iki adaylı seçim olması durumunda 5. turda çoğunluğu alanın kazanmasının sağlanması veya tek adaylı bir seçimse meclis çalışmalarının doğru sürdürülebilmesi adına kabul edilen bir aday olması olduğunu kaydetti. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Çeler, vekillerin çoğunluğunun istemediği bir aday meclis başkanı seçilemez. Hiçbir demokratik teamülde de bunun tersi olamaz. Dün akşam yaşananlar için tek aday olduğu için 23 oyla kazandı şeklinde yorumlanamaz, dedi. Ulusal Birlik Partisi'nin seçim sonuçları için başsavcılıktan görüş alacağız dediğini de hatırlatan Çeler, bu konuda da şu değerlendirmede bulundu. Başsavcılık görüşü sadece bir görüştür. Hiçbir hukuki bağlayıcılığı da yoktur. Kaldı ki tüzük bu kadar açık ve netken başsavcılığın vereceği aksi bir uygundur görüşü hukuki değil, siyasi olacaktır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kendisi New York'ta uluslararası görüşmeler yaparken arka planda bunlar Kıbrıs Türk halkını temsil etmiyor diyerek federasyon görüşenlerin yanlış yaptığını ve bunun ihanet olduğunu belirtti. Tatar, ne demek ki iki devletli siyasetin altı boştur? Bunu ifade edenler hukuku da bilmez, vicdanları da yok, mücadeleye de hiç saygıları yoktur dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Komutanı, Bayraktar, Bozkurt ve emekli general Kenan Çoygun'u anma töreninde Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının ne kadar coşkuyla kutlandığını anımsatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törende yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin göz bebeği olarak nitelemesinin önemine işaret etti. Kendisinin sürdürdüğü milli siyasetin ne kadar doğru bir zeminde yürütüldüğünün görüldüğünü kaydeden Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının mükteseb hak olduğunu söyledi. Bizim muhaliflerimizin işte Tatar iki devlet savunuyor ama altı boş dediklerine cevabı zaten kendiliğinden orada ifade edilmiştir. Bu iki devletli siyasetin altındaki temelinde bizlerin mücadelesidir, bizlerin hukukudur, bizlerin varlığıdır, bizlerin yüreği. Bunu ifade edenler hukukla bilmez, vicdanlara da yok, mücadelelerine hiç saygılar yok. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine New York'ta iki eşit devletin varlığının kabul edilmesi gerektiğini, çünkü Türklerin tüm iyi niyetine rağmen karşı tarafın sürekli çözümsüz bir tavır içinde olduğunu anlattığını ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ın asli unsuru olduğunu vurguladığını belirtti.
Rumların tüm Kıbrıs adına yaptığı anlaşmaları ve Türklerin haklarının yok sayılmasını eleştiren Tatar, anlaşmaya varılması gerektiğini ancak federasyonun çoğunluğun azınlığı yönetmesi demek olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3800 km² toprağı olduğunu, egemen, bağımsız bir Türk devleti olarak deniz yetki alanları, karasuları, kıta sahanlığı ve hava sahası olduğunu kaydeden Tatar, tüm bunlar değerlendirildiği zaman askerin ve garantilerin olmadığı bir anlaşmanın delilik olacağını belirtti. Tatar, tüm bunlar değerlendirildiği zaman Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devletinin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında olduğu farklı devlet adamlarının da konumlarının ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyleyerek örnekler verdi. Türk Devletler Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olma sıfatımız zaten bizlere son yıllarda zeminimizin daha da güçlendiğini göstermektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin dostlarıyla, Türkiye'nin müttefikleriyle her yerde zemin kazanmışızdır. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, iki halk vardır, iki demokrasi vardır ve bu saatten sonra geriye dönüp bütün bu bağımsızlık mücadelemize elde ettiğimiz özgürlüğümüzü başkalarının insafına teslim etmek çok büyük bir ihale olacaktır. Buradan tekrar ediyorum. Kendisinin bu ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Tatar, New York'ta yaptığı görüşmeler sırasında arka planda "Bunlar Kıbrıs Türk halkını temsil etmiyor" deyip federasyon görüşmelerini sürdürenlerin çok yanlış yaptığını ve bunun ihanet olduğunu belirtti. Tatar, seçimle cumhurbaşkanı seçilen ve anavatan Türkiye'nin desteğini alan biri olarak bu tür davranışlara herkesin tepki göstermesi gerektiğine inandığını söyledi. New York'a gidip oralarda yaptığım görüşmelere bir bakıma paralel olarak o günlerde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmalarına rağmen arka kapılardan gidip de bunlar Kıbrıs Türk halkını temsil etmiyor. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis de New York'ta katılacağı gayri resmi yemeğin yeni bir sayfa açılması için fırsat olduğunu söyledi. Onar, gayri resmi liderler yemeği spekülasyona açık değil vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Güneş Onar, liderlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde 15 Ekim'de New York'ta katılacağı gayri resmi yemeğe ilişkin açıklama yaptı. Onar, gayri resmi yemeğin yeni bir sayfa açılması için fırsat olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 28 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında Guterres tarafından yapılan gayri resmi yemek davetini kabul ettiğini belirterek, "Orada uzlaşılan modalite çok nettir. Bu gayri resmi akşam yemeğinde herhangi bir ajanda olmadan bir araya gelecek olan liderler genel bir durum değerlendirmesi yapıp atılabilecek bir sonraki adımları konuşacaklar" ifadelerini kullandı. Güneş Onar, Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman diyalogdan kaçmadığını ancak göstermelik, içeriksiz diyaloğunda mevcut, sürdürülemez durumun normalleşmesi anlamına geldiğini her zaman söylediklerini belirterek, "Adada sahadaki gerçekler çok farklıyken mevcut statüko uluslararası alanda Kıbrıs Rum tarafının ülkemizde yetki ve otoritesi varmış, tüm adaya dair söz söyleme ve karar alma hakkı varmış gibi muamele görmesine yaramaktadır. Bu durumun normalleştirilmesi tarafımızca kabul edilebilir değildir" dedi. "Bize göre Kıbrıs konusunun önündeki en büyük engel taraflar arasındaki statü eşitsizliğidir" diyen onlar, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının tesisinin bir çözüm sonrasına havale edilmesi, Kıbrıs Türk'ünün geleceğinin Rum liderliğinin rızasına bırakılması anlamında olduğunu belirtti. Özel temsilci Onar, 15 Ekim'de New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezi'nin 38. katında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle 02'de başlayacak olan gayri resmi yemeğin Kıbrıs'ta artık kaybedilecek zaman olmadığı mesajının verilmesi ve bunca yıllık başarısızlığın ardından bir uzlaşı için yeni bir sayfa açılması gerektiğinin vurgulanmasına yönelik bir fırsat teşkil ettiğinin de altını çizdi. Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanı Bayraktar, Bozkurt ve emekli general Kenan Coygun,
19. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu efsanevi komutan Kenan Coygun'un zor şartlarda birliği sağladığını ve 1974'e kadar Kıbrıs Türk'üne yakışır bir savunma yürüttüğünü belirtti. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanı, Bayraktar, Bozkurt ve emekli general Kenan Coygun, 19. ölüm yıl dönümünde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları temsilcileri, TMT mensupları ve mücahitler katıldı. Törende konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Bozkurt Kenan Coygun hakkında bilgi paylaşarak Coygun'u sevgi, saygı ve şükranla andı. Celal Bayar, Kenan Coygun'un Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanı olarak efsaneler yarattığını, askeri ve siyasi liderlik yetenekleriyle Kıbrıs Türk halkını görülmemiş bir işbirliği ve eşgüdüm içinde inançlı ve kararlı bir duruma getirdiğini kaydetti. Minnettarız. Kıbrıs Türk halkı, tarih ve gelecek kuşaklar onu yüreklerinde yaşatacaklar ve asla unutmayacaklardır. Araştırmacı yazar Oktay Öksüzoğlu da Coygun'la olan anılarını paylaştı. Törende daha sonra Kenan Coygun'un biyografisi ve ailesinin mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu efsanevi komutan Kenan Coygun'un zor şartlarda birliği sağladığını ve 1974'e kadar Kıbrıs Türk'üne yakışır bir savunma yürüttüğünü belirtti. Buradaki Yüz köyümüzün yakılıp yıkıldıktan sonra çadırlarda en zor şartlarda temel ihtiyaçlardan yoksun halkımızın 1974 öncesindeki mücadelesine liderlik etmiş ve hepimizin kalbinde elbette taht kurmuştur. İlkokulda Coygun'un oğluyla sıra arkadaşı olduğunu söyleyen Tatar, Kenan Coygun'un 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Behice Hanım ve ailesinin her zaman Kıbrıs Türk'üyle yan yana olduğunu kaydetti. Törenin ardından Milli Mücadele Madalyası takdimi yapıldı. Değerli izleyenler, Türkiye'de işlenen vahşice cinayetlere dikkat çekmek ve cinayetleri kınamak amacıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde protesto eylemi ve yürüyüş yapıldı. Türkiye'de yaşanan cinayetler Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde protesto edildi. Akademik personel, yönetsel personel, öğrenciler dahil olmak üzere yoğun katılımın olduğu eylemde yönetsel personel olarak görev alan Tuğba Ertürk ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç konuşma yaptı. Tuğba Ertürk, Türkiye'de artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek cinayetlerin son bulması temennisinde bulundu. Şiddetin bahanesi olamaz. Kadınların yaşam hakkını gasp eden bu vahşet, kadına yönelik şiddeti ve cinsiyet eşitsizliğini besleyen toplumsal zihniyetin bir sorunudur. Bugün burada toplanmamızın amacı, yaşanan bu acı olaylar karşısında sessiz kalmadığımızı, kadına yönelik her türlü şiddeti reddettiğimizi ve tüm yetkilileri görevlerini yerine getirmeye davet ettiğimizi bir kez daha duyurmaktır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kılıç da acımasızca işlenen kadın ve çocuk cinayetlerini kınayarak Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bu duruma kayıtsız kalamadıklarına işaret etti. Yürüyüşe katılan kalabalık taşıdıkları yazılı pankart ve sözlü sloganlarla cinayetleri protesto etti. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan tahliye edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, tahliye edilenlerin Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemiyle Mersin'e ulaştıklarını belirtti. Açıklamada tahliye edilen yolcular arasında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve aslen Minareli köylü olan 1949 doğumlu Said Ezbek'in ise yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da İsrail ile Lübnan arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle Lübnan'da bulunan ve bölgeden ayrılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte gerek Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezine gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki temsilciliklerine ulaşan 24 KKTC vatandaşı ve birinci derece aile bireylerinin Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemiyle Beyrut limanından hareketle Mersin limanına ulaştığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca KKTC vatandaşı ve Aslen Minareli köylü olan 1949 doğumlu Sait Ezbek'in yolculuk halindeyken kalp krizi geçirerek vefat etti. Merhumun naaşının helikopterle Gülseren Askeri Kışlası'na getirildi ve Gazi Mausa Devlet Hastanesi morguna nakledildiği de bildirildi. Açıklamada merhuma Allah'tan rahmet, yas ailesine sabırlar dileriz. Destekleriyle her daim bizlere güç veren ana vatanımız Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en kalbi minnet ve teşekkürlerimizi sunarız denildi. Sayın seyirciler, Trafik Eğitim Parkı yeniden faaliyete geçiyor. Bir süredir faaliyette olmayan eğitim parkında incelemelerde bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tesisin eski günlerine kavuşması için paydaşlarla işbirliği içerisinde bir an önce çalışmalara başlanacağını belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir süredir faaliyette olmayan Kuzey Kıbrıs Türksel Eğitim Parkı'nda incelemelerde bulundu. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı'dan Kuzey Kıbrıs Türksel Eğitim Parkı hakkında bilgi alan Arıklı, çocuklarımızın trafik eğitimi için çok önemli olan bu tesisin bir an önce eski günlerine kavuşturulması gerekiyor. Bunun için paydaşlarla işbirliği içerisinde bir an önce çalışmalara başlayacağız, dedi. Eğitim Parkı incelemesinde Bakan Arıklı'ya Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu da eşlik etti. Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türksel İşbirliği ile 2010 yılında hizmete giren Kuzey Kıbrıs Türksel Eğitim Parkı'nda derslikler, yönetim binaları, eğitim parkuru ve bir de emniyet kemeri simülatörü bulunuyor. Eğitim parkurunda ise bir dönel kavşak, ışıklı kavşaklar, taşıt, bisiklet ve yaya yolları yer alıyor. 5. geleneksel Güneşköy Nar Panayırı düzenlenen törenle açıldı. Festival 13 Ekim pazar akşamına kadar renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Güneşköy Muhtarlığı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Güneşköy Nar Panayırı'nın 5.'si gerçekleştiriliyor. Güneşköy Düğün Salonu'nda yer alan panayır düzenlenen törenle açıldı. Panayır, Çocuk Etkinlikleri ve Güzel Yurt Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisiyle başladı. Panayır'da daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, Güneşköy'deki panayırı her yıl daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını kaydederek panayırın devamlılığının önemine dikkat çekti. Beşincisini yaptığımız Güneşköy Nar Panayırı'na bu kadar güzel bir katılım olduğu için ben tüm halkımıza, ekiplere, stand sahiplerine, herkese çok çok teşekkür ederim. İnşallah 15. 25. Nar Panayırı'nızı da görürüz, devam ettiririz diye umut ediyorum. Güzel Yurt Belediyesi Başkan Vekili Salih Sallam ve Güzel Yurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu da panayırın düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından panayıra destek veren sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Panayır gece boyunca müzik dinletileri ve konserlerle sürdü. 13 Ekim pazar akşamı sona erecek olan panayırda standlar kurularak yerli ürünler satışa sunuluyor. Panayır alanında ayrıca ücretsiz tansiyon, şeker, nabız ölçümleri ve kan bağışı kampanyası da düzenleniyor. Şimdi de gazetelerin ön sayfalarıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. 8.38'i gösteriyor saatler. İlk gazetemiz Vatan Gazetesi. Vatan Gazetesi'nin manşet haberi bugün meclis önünde eylem başlığını taşıyor.
Cumhuriyet Meclisi önünde 8 sendika tarafından hükümeti protesto etmek amacıyla eylem düzenlendi. Hükümete istifa çağrısı yapılan eylemde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümeti "Sizden utanıyoruz, istifa edin" pankartı açtı. Bağımsızlık Yolu Cumhuriyet Meclisi önünde başkanlık oylama sürecini protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münir Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında meclis başkanı seçimini yakından takip ettiklerini ve bu seçimde tansiyonu yükselen tarafın halk olduğunu belirtti. Cumhuriyet Meclisi eski başkan ve milletvekillerinden Dr. Mustafa Arabacıoğlu mecliste yaşanan başkanlık krizine tepki gösterdi. Arabacıoğlu 6 dönem 24 yılın üzerinde bugünkü mecliste görev yaptım. Herkesin yaşantısının bir sorunu vardır. Benim yaşantımın sonunda bugünkü mecliste törem yapılmamasını aileme vasiyet ettim dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersahip mecliste yaşananlarla ilgili mesele hukuk meselesi değil meşruiyet meselesidir. Siyasi ahlak meselesidir. Bu saatten sonra hukuksal tartışmaya girmek tamamen anlamsızdır dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman mecliste önceki gün geceki seçim sürecini değerlendirerek karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, meclis iç tüzüğünün açık olduğunu, vekillerin çoğunun istemediği bir adayın meclis başkanı seçilemeyeceğini, 23'ün 25'ten büyük gösterilemeyeceğini kaydetti. Ayrıntılarını da iç sayfalarına taşıyor gazete, Vatan Gazetesi bugünkü sayısında. Evet, devam edelim diğer haberlerle. Girne Tatlısu Anayolu'nda kaza 3 yaralı başlığını taşıyan haberle. Girne Tatlısu Anayolu'nun Alagadi 2 mevkiinde dün sabah 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LK343 plakalı araçtaki yolcu Berkay Erkanat kaldırıldıkları Girne Doktor Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor diyor. Bu haberin hemen altındaysa bir haftada 2 kişi hayatını kaybetti başlıklı haberi görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hafta 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı 82 trafik kazası meydana geldi. Haberini iç sayfaya taşıyor. Peyzaj Mimarları Odası, kuşların yokluğunda sağlıklı bir dünyadan, dolayısıyla sağlıklı bir insan varlığından söz etmek mümkün değildir demiş. Peyzaj Mimarları Odası, kuşların yokluğunda sağlıklı bir dünyadan, dolayısıyla sağlıklı bir insan varlığından söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı. O da sulak alanların korunmasını istedi. Haberini bugün ön sayfadan duyuruyor gazete. Sürmanşete bakalım. Gayri resmi liderler yemeği spekülasyona açık değil diyor manşet, sürmanşet haberinde. Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis'te 15 Ekim Salı günü New York'ta katılacağı gayri resmi yemeğin yeni bir sayfa açması için fırsat olduğunu söyledi. Onar gelinen aşamada büyük bir avantaja sahip olduğunu, bunun da 56 yıl önce başlayan müzakere süreçlerine neyin çalışmadığını ve çalışamayacağının tespit edilmiş olması olduğunu söyledi diyor. Haberi sürmanşetten iç sayfaya aktarıyor. Vatan Gazetesi'nin logo yanında bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Arka planda federasyon görüşenler yanlış yaptı" diyor. "Bu ihanettir" başlığıyla veriliyor logo yanından haber. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kendisi New York'ta uluslararası görüşmeler yaparken arka planda "bunlar Kıbrıs Türk halkını temsil etmiyor" diyerek federasyon görüşenlerin yanlış yaptığını ve bunun ihanet olduğunu belirtti. Tatar, "ne demek iki devletli, siyasetin altı boştur. Bunu ifade edenler hukuku da bilmez, vicdanları da yok, mücadeleye de hiç saygıları yoktur" dedi. Tatar, seçimle cumhurbaşkanı seçilen anavatan Türkiye'nin desteğini alan biri olarak bu tür davranışlara herkesin tepki göstermesi gerektiğine inandığını söyledi. Bu haberi de logo yanından iç sayfalara aktarıyor gazete. Böylelikle bu gazeteyi noktaladık. Sırada Yeni Bakış gazetesi var. Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında töreye tepki yağdı başlığını görüyoruz. Toplamda 9 turda salt çoğunluğun oyunu almayan son yapılan 5. tur oylamasında 23 kabul oyuna karşılık 25 ret ve 1 çekimser oy alarak kendisini başkan ilan eden Zorlu Töre'ye tepki yağdı diyor. Tek aday olmasına ve 9 tur oylamaya rağmen yeterli çoğunluk oyu almayan bir adayın hala "ben seçildim" demesinin kabul edilebilir olmadığını ifade eden bazı eski milletvekilleri, bakanlar, hukukçular ve birçok örgüt hükümeti istifaya davet etti.
Dün gün boyu yapılan açıklamalarda hükümetin başsavcılıktan yazılı görüş alacak olmasını da eleştirerek konunun hukuk meselesi olmadığı, meşruiyet meselesi ve siyasi ahlak meselesi olduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyet Meclisi eski genel sekreterinden hukukçu Mehmet Öner Ekinci, divan katiplerinin tutanağı aday seçimi kaybetmiştir yazmasına rağmen 9. turda da meclis başkanı seçilmeyen zorlu törenin başsavcılıktan görüş alacağız diyen hükümet partililerine cahiller diye hitap ederek başsavcılığa neyi soracaksınız be hey cahiller dedi. Bir başka haberde ise töre başsavcılıktan gelecek görüşe herkes saygı duymalı. Seçimi kazandım, başsavcılık görüşünü bekliyorum diyor. Meclis Başkanlığı seçiminin 5. turunda 23 kabul 25 red oyu almasının ardından başkanlığı kazandığını ilan eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT'ye konuştu. Töre başsavcılıktan yazılı görüş istedim, hukuk dairesinin vereceği görüşü herkesin kabul etmesi gerekir dedi. Töre 5. tur oylamada 23 kabul 25 red oyu kullanıldığını anımsatarak meclis iç tözüğüne göre kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını ifade etti. Sürmanşette bugün Lefkoşa'daki kazada 3 sürücü de alkollü başlığını taşıyor. Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç sürücüsü de alkollü çıktı. Araç sürücüsü Oğuzhan Çitil, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı. Öte yandan Girne Tatlısu Anayolu'nun Alagadi 2 mevkinde Mustafa Batı Bey'iniz yönetimindeki akaryakıt tankeriyle Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Iris Elizabeth yönetimindeki aracın sağ ön ve yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç kontrolsüzce savrularak bir takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Evet, Yeni Bakış'ın ardından Avrupa Gazetesi'ndeyiz. Avrupa Gazetesi'nin ön sayfasında bugün onlar da bu kefeni giyecek başlığını taşıyor haber. Ve Toygun Tören'in yaptığı açıklamalardan bir alıntıyla devam ediyor. Zaman her şeyi ortaya çıkaracaktır ve daha anlaşılır kılacaktır. Bu operasyonları yapanlar da alet olanlar da bu düzenin kendileri için bir kefen diktiğini elbet yaşayacaktır ifadesini kullandı haberini manşetten aktarıyor bugünkü sayısında. Sıradaki gazete Kıbrıs. Kıbrıs gazetesinde bugün Ulusal Birlik Partisi birdir, tek yürektir başlığını taşıyor. Ulusal Birlik Partisi'ni bölmeye kimsenin gücü yetmez diyor ara başlığında. Üstel tıpkı dün olduğu gibi bugün de Ulusal Birlik Partisi'nin gücünü azaltmak, parti içi birliğini bozmak ve partiyi başarısızlığa mahkum etmek isteyenler vardır. Ancak bilinmelidir ki Ulusal Birlik Partisi birdir ve binlerce üyesiyle tek yürektir, kol koladır ve omuz omuzadır. Ve bilinmelidir ki Ulusal Birlik Partililer bir ve birlikte olduğu sürece kimsenin gücü Ulusal Birlik Partisi'ni bölmeye yetmez ve yetmeyecektir ifadelerini kullandı diyor Kıbrıs gazetesi. Haber şöyle devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, meclis başkanlık seçiminin kişisel hırslar nedeniyle tamamlanmamasının kutlama etkinliklerinin ertelenmesine neden olduğunu belirterek hiç kimse bir mevki sahibi Ulusal Birlik Partisi'nden daha büyük değildir. Asıl olan Ulusal Birlik Partisi'dir. Asıl olan devletimiz ve halkımızın refahıdır dedi. Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partililer kişileri o makamlara getirdiği gibi günü geldiğinde o makamları da kendilerinden almayı iyi bilir anımsatmasında bulundu diyor. Ulusal Birlik Partisi'ni hedef alanlar karşısında bizi bulur diyor haberin son ara başlığında. Sayın Üstel'in yürüttüğü yapısal reformlar ve dev projeler yalnızca bugünü değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendiren sağlam temelleri atmaktır diyen ilçe başkanları bu başarıları gölgelemeye çalışan bazı odaklar ve çevrelere dikkat çekerek partimize ve liderimize zarar vermeye yönelik her türlü girişimi yakından takip ediyor ve bu girişimlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz dedi. Evet, fotoğrafla paylaşılan bir başka haberde ise ülke genelinde gece geç saatlerde meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yaralanırken gün içinde Girne Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı haberi görüyoruz. Sürmanşette arka planda federasyon görüşmek ihanettir başlığıyla verilen bir haber var. Efsanevi TMT komutanı
Emekli General Kenan Coygun 19. ölüm yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar ana muhalefeti hedef aldı diyor. Cumhurbaşkanı Tatar New York'ta yaptığı görüşmeler sırasında arka planda bunlar Kıbrıs Türk halkını temsil etmiyor deyip federasyon görüşmelerini sürdürenlerin çok yanlış yaptığını ve bunun ihanet olduğunu belirterek isim vermeden ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne eleştiride bulundu. Tatar, Kıbrıs'ta iki devlet vardır, iki halk vardır, iki demokrasi vardır. Bu saatten sonra geriye dönük bütün bu bağımsızlık mücadelemizi ve özgürlüğümüzü insafa bırakmak çok büyük ihanet olur dedi. Tatar, sürdürülen milli siyasetin ne kadar doğru bir zeminde olduğunun görüldüğünü kaydetti diyor. Sürmanşet'ten bu haberi iç sayfaya aktarıyor gazete. Logo yanındaysa işbirliklerini hayata geçirmeye hazırız başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Güneş Onar New York'taki liderler buluşmasına yönelik açıklama yaptı diyor. Bu haberi de logo yanından okuyucusuyla paylaşıyor gazete. Evet, sıradaki gazetemiz Yeni Düzen. Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında hükümet yok hükmünde diyor. Ulusal Birlik Partisi hükümetinde yaşanan siyasi kaos hem meclis hem de siyaseti kilitledi. Meclis başkanlığı seçimlerinde yaşadıkları iç çekişme nedeniyle bütünlüğü bozulan hükümet icraat yapamaz duruma geldi. Meclis başkanlığı seçimlerinin nereye sürüklendiğini kimse tarafından bilinmezken Ulusal Birlik Partisi de parti içi hesaplaşma siyasi kırılmaya yol açtı diyor. Savcılık görüşü mecliste ulaşmadı başlıklı bir spot görüyoruz. Zorlu törenin Ulusal Birlik Partisi tarafından 9 kez Kutlu Evren'in de bir kez meclis başkan adayı olarak genel kurulda oylayıp yeterli oyu almaması hükümetin meşruiyetini bitirdi. Zorlu törenin talebi ile 25 ret oyuna rağmen başsavcılıktan beklenen yazılı görüşte meclise ulaşmadı. Bu haberin hemen altında Serdar Denktaş eğer hükümetin istediği gibi bir görüş çıkarsa savcılık yasallaştırılmış olacak diyor. Deneyimli siyasetçi Denktaş ise siyasi krizden çıkışın erken seçimde mümkün olabileceğini ifade etti. Başsavcılıktan gelecek görüşün hükümetin istediği yönde olması halinde savcılık kararının siyasallaştırılmış olabileceği uyarısında bulundu. Evet, gazeteci Mert Özerdağ ve Ertuğrul Senova tarafından hazırlanan Kanal Sim'deki haber toplantısı programına katılan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş önemli açıklamalar yaptı diyor. Haberinin tanıtımını yaparak Fazilet Özdenefe tutanaktaki görüşe rağmen ilanda bulunulması hukuki değildir diyor. Seçimi kaybeden Zorlu törenin meclisin hukuki tutanağını alıp müdahale ederek değiştirilmesini yorumlayan Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe esas hata tutanaktaki görüşle hemfikir olmasa da bir meclis başkanının görüşe rağmen illegal şekilde kendini ilan etmesidir. Bu hukuka aykırıdır dedi. Yine haberle ilişik Zorlu törenin oğlu Toygun Töre Ulusal Birlik Partisi'ne riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika başlıklı haberini spot olarak iliştiriyor. Ulusal Birlik Partisi'nden Töre ailesine tepki, üstele zarar vermeye çalışanlara gereken cevabı vereceğiz. Son olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var başlıklı haberi spot olarak veriyor Yeni Düzen gazetesi bugünkü sayısında. Böylelikle Yeni Düzen gazetesini de noktaladık. Sırada son olarak Diyalog var. Diyalog gazetesinin ön sayfasında bugün meclis önünde tören istemem diyor. 24 yıl süreyle milletvekilliği yapan Mustafa Arabacıoğlu'nun ailesine vasiyeti bu yönde manşet haberi bu şekilde hazırlamış gazete. Cumhuriyet Meclisi'nde 24 yıl süreyle milletvekilliği yapan eski bakanlardan Dr. Mustafa Arabacıoğlu meclis başkanlığı seçiminde yaşananlara tepkisini göstererek amacıyla benzeri görülmemiş bir adım attı. Arabacıoğlu ailesine yönelik vasiyetinde yaşantımın sonunda bugünkü mecliste tören yapılmasını istemiyorum dedi. Demokrat Parti eski başkanı Serdar Denktaş ise meclis başkanı seçilebilmek için son turda en fazla oyun alınması gerektiğini, genel kurulda çoğunluğun Zorlu töreye ret oyu verdiğini belirtti. Meclisteki eski bakanlardan Sibel Sibel de mecliste yaşananlara sert tepki gösterdi. Sibel, siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılmaya devam ediyor dedi. Gazetenin ön sayfasına yansıyan bir başka haberde ise Ulusal Birlik Partisi'nin 6 ilçe başkanından üstele destek açıklaması. Dimdik ayaktayız diyor. Bunu da gördük başlıklı habere bakalım. Orman Dairesi'nde geçici olarak çalışan Yıldız Çoban sözleşmesinin uzaması için 3 işçiyle birlikte yangın çıkardı. Sonrasında söndürüp göze girmek istedi. Bunu da gördük diyor.
Adli olaylarda yine gazetenin ön sayfasında Girne'de onu aşkın uyuşturucu türü yapay zeka uygulamasıyla piyasaya süren Ukraynalı sanıklardan en çok cezayı Ofeski aldı. 14 yıl yatacak diyor gazete. Böylelikle diyaloğu da noktaladık. Sıradaki gazete Halkın Sesi. Halkın Sesi gazetesi tepkiler çığ gibi başlığıyla veriyor manşet haberini. Hükümetin 29 milletvekiline sahip olmasına rağmen bir haftadır meclis başkanı seçmemesi ve seçimin son oylamasında 23 kabul 25 red oyu almasına rağmen zorlu törenin kendisini başkan ilan etmesiyle ilgili yaşanan kriz çözülmedi. Konuyla ilgili görüş istenen başsavcılıktan dün herhangi bir açıklama gelmedi. Töre ise kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını bir kez daha söyledi. Kamuoyunda ise tepkiler yükseldi. Sendikalar hükümeti protesto etmek amacıyla meclis önünde eyleme gitti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Bengihan, sizin adınıza utanıyoruz dedi. Halkın Sesi gazetesi ön sayfasından duyurduğu bu haberde. Koltuk için kendinden geçtiler başlıklı habere bakalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Erhürman, karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var ifadelerini kullandı. Beşinci turda bir oy bile alsa başkan olur iddialarına da yanıt veren Erhürman, böyle bir iddianın hukukla alakası olmadığını vurguladı. Bunu da sineye çekecek misiniz sorusunu yöneltiyor. Halkın Sesi Partisi, Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, mesele hukuk meselesi değil, meşruiyet meselesidir, siyasi ahlak meselesidir dedi ve meclisteki muhalefet milletvekillerine bunu da siyasi sineye çekecek misiniz sorusunu yöneltti. Anayasa hiçe sayıldı diyor eski ombudsman ve eski yüksek mahkeme başkanı Emine Dizdarlı. Mecliste yaşanan krize tepki gösterdi. Dizdarlı anayasa ve iç tuzuk kurallarının hiçe sayıldığını belirterek meclisin etik ve demokratik değerlerden uzaklaştığını söyledi. Son olarak toplum ve devlet kaybediyor diyor bir başka haberde. Eski milletvekili yazar tecrübeli isim İsmail Bozkurt çok defa krizler yaşandı ama böylesi yaşanmadı. Toplum ve devlet kaybediyor diyor haberin içeriğinde. Halkın Sesi gazetesinin logo yanından duyurduğu haberde Ulusal Birlik Partisi zaferden zafere koşuyor. Ulusal Birlik Partisi 49. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi'ni başarısızlığa mahkum etmek isteyenler vardır ancak bilinmelidir ki kimsenin gücü Ulusal Birlik Partisi'ni bölmeye yetmez demiş Halkın Sesi gazetesi logo yanından duyurduğu haberinde. Evet, böylelikle Halkın Sesi gazetesiyle haberleri de burada noktaladık. Evet, bizler birlikteliğimize saatleriniz 11'i gösterdiğinde kısa haber ve 13'ü gösterdiğinde gün ortasında yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın.